İyi günler, ben Baran Yağcıoğlu. Bu dersimizde Krita'da Grid, Guides ve Snap işlemlerini inceleyeceğiz. Çalışmaya başlayalım. Öncelikle yeni bir dosya açıyoruz. Custom dokümentteki diğer ayarların hepsini olduğu gibi kabul ederek yeni bir dosya açıyorum. Evet, karşımıza geldi. Sağ tarafta Layers kısmında şu anda bize bir layer açtı. Rengi de beyaz. Ama bugün inceleyeceğimiz konular için bize başka türden bir layer lazım. Şu an açık olan dursun. Aşağıdaki artı butonunun yanındaki ok işaretinden açılan menüde vektör layer seçeneğini tıklayacağız. Çünkü bize vektör işlemleri yapabilecek bir layer gerekli. Onu ekrana getirdi Krita. O layer de şu anda seçili zaten. Burada ilk olarak basitçe bir dikdörtgen çizelim. Sol taraftan Rectangle Tool seçiliyken bir seçim yaptım. İçerisini boyadı. Bunu şöyle yapalım. Sol taraftan yine bu Shape Manipulation Tool dediği, ben buna Selection içinde diyorum aslında, seçmek için yani. Bu seçiliyken biraz önce eklediğimiz Rectangle'ı seçiyoruz. Biraz yakından göstereyim. Köşelerde tutamaç yerlerindeki mavi renkli noktacıklar, bir de sol üst köşede kırmızı renkli bir noktacık belirdi. Şu anda bu seçili durumda. Bu seçili durumdayken sağ taraftaki Tool Options kısmına girecek olursak, orada bu Rectangle'ın, dikdörtgenin içerisinin doldurulup doldurulmayacağına ilişkin ayar şu sağ tarafta gösterdiğim yerde, yani Fill kısmında 4 tane seçenek var. Şu anda bu soldan ikinci aktif durumda. Eğer en soldakini, yani None seçeneğini tıklarsanız içerisini doldurmaz. Sadece kenar çizgilerini gösterir. Bu vaziyette çalışalım. Şimdi burada bir karşımızda Rectangle var. Eğer onu mouse'un sol butonuyla tıklar ve ekranda dolaştırırsak tamamen serbest bir hareket söz konusu. Ama çoğu zaman bu şekilde serbest yerleştirme değil de hep daima belli referanslara göre belli bir takım çizgilerin üzerinde aynı hizada olacak şekilde yerleştirmeye çalışırız genelde. Onun için işte grid sistemini kullanıyoruz. Grid sistemini kullanabilmemiz için bize onun için ayrı bir sekme var. Nasıl şu sağ kısımda mesela layer'lar için layers, seçili olan obje için tool options veya brush presets gibi. Burada bir tane daha Grid and Guides isimli bize bir yeni sekme gerekli. Bunu açmanın birkaç yolu var. Bir tanesi bu, mesela şu anda Brush Presets yazan satırın hemen sağ tarafındayken, buraya bu pencerenin başlık kısmı diyoruz. Sağ butona tıkladığınız zaman açılan kısa yol menüsünde şu tam ortada Grid and Guides seçeneği var. Buna tıklayacak olursak tıklar tıklamaz en sola sekme olarak, biraz önce burada 3 tane sekme vardı. Grid and Guide sekmesinde buraya ekledi ve ayarları da burada kendi içerisinde de ikiye ayrılıyor yalnız. Ona dikkatinizi çekerim. Grid var, Guides var. İkisini ayrı ayrı inceleyeceğiz ama önce Grid'i inceleyeceğiz biz. Grid'de de şurada Show Grid butonunu, daha doğrusu checkbox'ını seçtiğimiz anda ekranda grid sistemi görüntüye geliyor. Checkbox'ı tekrar tıklarsak görüntüden kayboluyor. Şimdi incelemeye başlamadan önce, bu pencere sizde daha değişik bir şekilde açılabilir. Bundan şunu demek istiyorum. Sağ taraftaki Float Docker butonuna tıklayacak olursak Grid and Guides'ı alıp dışarıya çıkarma şansımız var. Sizde bu şekilde bile çıkmış olabilir. Çünkü bu pencereyi açmanın başka yolu da var. Başka bir yolu daha var, onu göstereyim. Çarpıdan kapattım. Yukarıdaki View menüsünde Grid ile ilgili Show Grid isimli bir seçenek var. Ama bu değil bizim aradığımız. Settings menüsünde Dockers kısmına gelirseniz, aynı biraz önce sağ butona tıkladığımız zaman açılan menüdür bu. Ortalarda bir yerdeydi. Bakın burada var. Eğer buradan seçecek olursak, buradan seçtim. Ekranda bu şekilde serbest biçimde açılırsa pencere, bazen böyle çalışmak istemeyebilirsiniz ama size Krita bu şekilde açıyorsa pencereyi, onu alıyorsunuz, sürükleyerek sağ tarafa götürüyorsunuz. Değişik yerlere yerleştirebiliyor. Yerleştirmek istediğiniz yerin neresi olduğunu size preview şeklinde gösteriyor. Mesela şu anda
yukarıdaki color sekmesinin altında, ondan hemen sonra yerleştirecek. Veya biraz daha aşağı indirecek olursam Layers, Tool Options ve Brush Presets tablarının yanına dördüncü tab olarak yerleştirecek. Ben öyle olsun istiyorum ve madem öyle elimi çektim mouse'tan ve onu da yerleştirdi. Grid and Guides'ı burada. Şimdi incelemeye başlayalım. Dediğim gibi Guides kılavuz çizgilerini birazdan inceleyeceğiz. Öncelikle grid sistemini inceleyelim. Show Grid dediğimiz zaman ekranda çok yoğun bir görüntü oluşuyor. Çünkü yine hemen aynı kısımda X spacing ve Y spacing, yani boşluk, X ekseni üzerindeki ve Y ekseni üzerindeki boşluk değerleri piksel olarak, tabii 20 piksel çok az. Şu yaklaşarak gösterecek olursak, şu bir tane küçük kareciğin boyutları 20 piksele 20 piksel. Biraz tekrar uzaktan bakalım. Bu sayıyı 414 yapıyorum ben. 414 yaptığım zaman bana default açmış olduğu bu sayfanın tam genişliğine denk gelecek kadar bölmeleme yapıyor. Eğer sayacak olursak 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 tane bölme var. Bunların her biri 414 piksel olduğuna göre yaklaşık 4800 civarında, 4900 civarında piksel var demektir sadece yatayda. Evet, bu uygun mu değer olacak çalışmak için? Yani X spacing ve Y spacing değerlerini biraz bu şekilde büyüttüm ki daha rahat anlayalım yaptığımız işlemleri. Şimdi bu grid sistemi bizim ne işimize yarayacak? Tekrar şu dolaştırma işlemine bakalım. Dikdörtgen seçili. Mouse'un sol butonuyla ona tıklayıp dolaştırdığım zaman şu anda henüz bir fark göremedik. Serbest hareket devam ediyor. Çünkü grid sistemini ekranda görüntülemek tek başına yeterli değil. Aynı zamanda o grid sisteminin kullanılmasını da sağlamamız lazım. O da işte Show Grid'in hemen yanındaki Snap to Grid. Yani ekranda dolaştırdığımız şey neyse onu grid'in çizgilerine yaklaştığı zaman ona yapıştır anlamında. Bu seçeneği de buradan aktif hale getirecek olursam şimdi farkı göreceksiniz. Ben dolaştırırken mesela bakın sol üst köşeye dikkat edin yalnız. Kırmızı karecik olan seçtiğimiz objenin sol üst köşesi grid çizgilerinden herhangi birine yaklaştığı anda otomatik olarak krita tarafından yapıştırılıyor diyelim, hizalanıyor da diyebiliriz. Buradaki ilk dikkati çeken nokta, bu dikdörtgen şeklindeki objenin hizalama olarak daima bu kırmızı noktacığın esas alınmasıdır. Şunu demek istiyorum. Diyelim ki siz bu dikdörtgenin sol alt köşesini grid çizgilerine hizalamak istiyorsunuz ama şu anda öyle bir durum söz konusu değil. Ben aşağı doğru yaklaştırırken o daima yukarıdaki sol üst köşeyi hizalamaya çalışıyor. Hatta biraz küçültelim bunu. Daha iyi anlaşılsın. Şöyle yaklaşayım. Tam demek istediğim şey. Şimdi şurada sol üst köşeye hizalanma iyi çalışıyor. O tamam. Ama diyelim ki siz bu karenin sol alt köşesini grid sistemine hizalamak istiyorsunuz. Şu anda mesela bakın çalışmıyor. Çünkü dediğim gibi önemli olan kırmızı noktadır. Birkaç seçenek var. Bir tanesi sol alt köşeyi kırmızı köşeyi döndürerek sol alt köşeye getirmek. Bunun için alt tuşuna basacak olursanız şu ekranda gördüğünüz simge döndürme simgesi haline dönüşür dönüşmez mouse'un sol butonunu tıklayıp döndürmeye başlayabilirsiniz. Bu serbest döndürmedir. Eğer bu işlemi yaparken bir de alt tuşuna basarsanız size 90 derecelik, pardon 45 derecelik dönüşler sağlar. Benim istediğim şu andaki durum, yani kırmızı kareciğin sol alt köşeye geldiği durum. İşte bu durumdayken elimi hem alt tuşundan hem de mouse'tan çekiyorum. Böylelikle kırmızı karecik sol alt köşeye geldi ve biraz önce çalışmayan hizalama olayı şimdi çalışır durumda. İstediğimiz buydu. Bir kere daha yapacağım. Bu sefer de sağ alt köşeye getirelim. Yine dönme pozisyonundayken alt tuşuna bastım. Döndürdüm. Kırmızı karecik sağ alt köşeye geldi. Bu durumda da artık hizalama için esas teşkil eden nokta sağ alt köşe olduğu için o kısmı istediğiniz yere snap yaptırabiliyoruz. Evet, bu grid sisteminin
En temel kısmı bu şekilde. Şimdi hemen guide'ı inceleyelim. Çünkü grid'in hemen yanında bir de guide var. Yani kılavuz, kılavuz çizgileri. Bu esasen grid'in tamamen aynısı. Aynı mantıkla çalışacak. Fakat şu anda grid ekranda çok düzgün aralıklarla yerleştirilmiş bir kafes sistemiyken guide'da bizim özellikle istediğimiz yerlere çizgiler koyma şansımız var. Yani biraz daha grid'in biraz daha özel bir hali olmuş oluyor guide. Onu kullanabilmemiz için ilk yapacağımız işlem şu olacak. Yukarıdaki View menüsünde Show Rulers, yani cetvelleri göster seçeneğini muhakkak tıklamanız lazım. Onu tıklamazsanız ve ekrana ruler, yani cetvelleri ekrana getirmezseniz guides özelliğini kullanma şansınız olmayacak. Şöyle ekrana getirdim. Yukarıda ve sol kısımda cetveller görüntüye geldi. Bu cetvellerin içerisindeyken, mesela şu anda üstte gördüğümüz cetvelin içerisinde bir yerdeyken mouse'umuzun kursörü, mouse'un sol butonuna tıklarsanız ama çekmiyorsunuz elinizi, tıkladıktan sonra mouse'u aşağı doğru sürüklerseniz bu şekilde bir çizgi görüntüye gelecektir. Bunu şimdilik şurada bırakalım. Bir tane daha yapacağım aynı yerden. Yine yukarıdaki cetvelin içerisinde bir yerdeyken mouse'un sol butonuna tıkladım. Aşağı doğru sürüklüyorum. Bir tane daha çizgi. Bunlar benim özellikle benim istediğim çizgiler. Birazdan daha iyi anlaşılacak. Ben düşeyde de iki tane yerleştireyim. Sol taraftaki cetvelin içerisinde bir yerdeyken mouse'un sol butonuna tıkladım ve içeriye bir çizgi getirdim. Aynı şekilde bir kere daha yapıyorum. 4 tane çizgi getirdim. Cetvellerin içerisinde tıklayıp aşağı doğru ve sağa doğru sürükleyerek 4 tane turuncu renkli çizgi getirdim. Rengi değiştirebiliyoruz. Ben en son o şekilde ayarlamışım. O yüzden rengi turuncu. Şimdi ne oldu? Deminkinden biraz daha fazla çizgi var ekranda. Biraz daha karıştı görüntü. Daha karmaşık bir sistem var. Sanki bu şekilde baktığımız zaman tam nereye snap yapılacak anlaşılması biraz daha zor gibi. İşte guide, yani kılavuzlarla çalışırken yapacağımız işlem grid'i görüntüden kaldırmak olmalı. Çünkü şu haliyle biraz daha karıştı görüntü. Sağ tarafta grid kısmındayken tekrar grid kısmına geri dönüyorum sağ kısımdan. Orada show grid özelliğini tekrar pasif hale getirecek olursam ekranda sadece bizim guide çizgileri, yani kılavuz çizgileri kalır ve şu anda bakın çok daha temiz bir görüntü var ekranda. Sadece en son oluşturduğumuz 4 tane kılavuz çizgisi gözüktüğü için objemizi sürüklerken nereye snap yapılacağını böyle daha rahat görebiliyoruz. Peki ben bunu hareket ettirirken, mesela şu anda sol tarafa doğru kaydırırken düşey kılavuz çizgisinin üzerinden geçiriyorum ama snap işlemi çalışmıyor. Yumuşak bir şekilde üzerinden geçip gidiyor çizginin. Yani turuncu renkli düşey çizgiyi hiç dikkate almıyor. Bunun bir sebebi olması lazım. Sebep şu: Shift S tuşuna basarsanız, snap'in S'si, ekranda yapıştırılacak veya hizalanacak kısımlar nereleri ona ilişkin bir menü geliyor. Burada en son bende ortogonal seçili kalmış. Önce bir onu kaldırayım. Her seferinde bir daha basmamız gerekiyor. Shift S. Menü tekrar geldi. Grid sistemine snap işlemi yapılsın seçeneği de seçili. Onu da devre dışı bırakıyorum. Tekrar Shift S'e bastım. Şu anda hiçbir seçenek seçili değil. Yani şu anda snap işlemi çalışmıyor olarak algılayabilirsiniz bunu. Madem şimdi guides, yani kılavuz çizgilerini inceliyoruz, o halde guides'ı aktif hale getiriyorum. Onu aktif hale getirdikten sonra bir daha göstereyim size listeyi. Şu şekildeyiz en son. Snap listesinde sadece guide seçili. Bu bize ne sağlayacak? Bu ekrandaki dikdörtgen objemizi biraz önce yumuşak bir şekilde kaydırırken bu kılavuz çizgisine hizalama olayı çalışmıyordu. Şu anda hala çalışmıyor mu? Ona bakalım. Evet, şu anda hala çalışmıyor. Bunun bir sebebi olması lazım. Sağ taraftaki guide kısmına gelelim. Bir kontrol edelim. Show guide seçili. Zaten o seçili olmazsa ekranda kılavuz çizgilerini hiç görüntüleyemeyiz. Snap to guide da seçili. Bunun iki yerden seçilme şansı var. Bir tanesi buradan. Bir tanesi de Shift S tuşuna bastığınız zaman şu
Snaptune menüsünde gördüğünüz üstten ikinci sıradaki Guides isimli seçenekle şu yukarıdaki Snaptune Guides tamamen aynı şeyler. Yani birini pasif hale getirdiğiniz anda yapıyorum şimdi mesela Snap menüsündeki Guides'ı devre dışı bırakır bırakmaz yukarıdaki Snaptune Guides de otomatik olarak devre dışı bırakıldı. Bu sırf buraya kolaylık olsun diye ekstradan konulmuş bir şey. Aslında bunu hiç kullanmasanız da bu sağ taraftaki Snaptune Guides checkbox'ını ekranın içerisindeyken Shift S'e bastığınız zaman çıkan Snaptune menüsünden Guides'ı seçmeniz yeterli. İlla gidip sağ taraftan bunu seçmeniz şart değil. Daima Shift S menüsünü kullanabilirsiniz. Ben onu kullanıyorum. Şu anda Guides'ı seçtim. Tekrar bir deneyelim. Şu anda çalışmıyor sistem. Bu Krita'nın küçük bir bug'ı olabilir. Hemen bir deneme yapalım. Guides seçiliyken onu hem aynı zamanda size şeyi de göstermiş olayım. Oluşturduğumuz kılavuz çizgilerini diyelim ki iptal etmek istiyorsunuz. O zaman şöyle yapıyoruz. Kaydırarak dokümanın tamamen dışına çıkardığınız anda o düşey çizgi veya yatay çizgi, guide çizgisi sistemden çıkartılır. Mesela şu anda düşey çizgilerin ikisini birden sistemden çıkarttım. Sıfırdan yeni bir tane oluşturacağım. O yüzden yine sol taraftaki cetvelin içerisinde bir yerdeyken mouse'un sol butonuna tıkladım. İçeriye doğru kaydırdım çizgimi. Böylelikle sıfırdan yeni bir kılavuz çizgisi oluşturduğuma göre o denemeyi tekrar yapabilirim. Yeniden dikdörtgen objesini seçiyorum ve hala çalışmıyor. Layers kısmına bir geçelim. Layers kısmında iki tane layer'ımız var. Bir tanesi normal paint layer'ı. Paint layer olduğunu nereden anlıyoruz? Şu gördüğünüz çok küçük bir ikon var. İçerisinde bir kalem resmi var. Şöyle çapraz diagonal bir beyaz çizgi var. O kalemi ifade ediyor. Brush daha doğrusu fırçayı. Bu paint layer'ı. Ama üzerindeki layer bu vektör layer, yani en son eklediğimiz bu dikdörtgen gibi her türlü ölçüsünü serbestçe değiştirebildiğimiz vektörel çizim demek. İşte bu seçiliyken bunu dolaştırdığımız zaman bizim kılavuz çizgilerine hizalanması gerekiyor. Şimdi ben size tam olarak gösteremedim. Sebebi şu, dikkat ettiyseniz kırmızı küçük karecik bizim dikdörtgen objemizin sağ alt köşesinde. En son biliyorsunuz bir döndürme işlemi yapmıştım. Tekrar onu bir daha yapalım. Aslında şöyleydi. Yani sol üst köşedeydi. Ben sırf size oranın, yani kırmızı noktanın önemine dikkat çekmek için döndürerek, tekrar yapalım onu. Biraz şöyle kaydıralım. İkon şu şekilde bir biçim alır almaz mouse'un sol butonuna tıklar. Bir de alt tuşuna basarsanız 45'er derecelik döndürme şansınız var. Ben de yanlış söylemiş olmayayım. Şöyle 45 derece, evet. Ve kırmızı çizgiyi ben tekrar sol üst köşeye getirdim. Şimdi artık size demin gösteremediğim snap işleminin çalıştığını gösterebileceğim. Bu objeyi kılavuza yaklaştırırken bakın snap işlemi çalışır hale geldi. Yukarıya çıkardığım zaman da çalışıyor. Sola doğru kaydırdığım zaman da kırmızı kareciğin bulunduğu bizim dikdörtgen objemizin sol kısmı kılavuz çizgisine belli bir mesafeden daha fazla yaklaşır yaklaşmaz otomatik olarak snap işlemi çalıştırılıyor ve hizalama yapılıyor. Şimdi buraya kadar biraz fazla teorik gibi oldu. Örnekler yapalım. Yataydaki iki tane kılavuz çizgisini biraz birbirine yaklaştırıyorum. Sonra objemizi tekrar seçeceğim. Önemli bir noktaya daha geldik. Size şu anda yapamadığım işlemi söyleyeyim. Şu dikdörtgen objesini şu an seçemiyorum. Üzerine geldiğim zaman gördüğünüz bu aşağı yukarı gösteren ok doğrudan doğruya kılavuz çizgileriyle ilgili bir ayar. Yani şu anda sadece kılavuz çizgilerini kaydırabiliyorum. Arkada kalan objeyi seçemiyorum. Aslında arkada kaldığı yok onun ama Krita bir karar vermek zorunda. Siz bu bölgeye geldiğiniz zaman ya kılavuz çizgileriyle ilgili bir işlem yapacaksınız veya arkadaki objeyle ilgili. Krita'nın bunu bilmesi mümkün değil. O anda sizin hangisini kullanmak istediğinizi bilemeyeceği için önceliği daima kılavuz çizgilerine veriyor. Ama bunun içinde bir ilave seçenek koymuş. Bunun için dediğim sağ tarafta Grid and Guides'a geçtiğiniz zaman
Özellikle bu guides kısmında. Şurada log guide isimli bir seçenek var. Çok önemli bu da. Bu şu anda seçili değil. Seçili olmadığı için bir kilitleme olayı söz konusu değil. Kilitleme olayı söz konusu olmadığı için de istediğiniz gibi bunların yerlerini değiştirebiliyorsunuz. Ama diyelim ki siz bu kılavuz çizgilerinin nerede bulunması gerektiğine karar verdiniz. Her şeyi ayarladınız. Yani kılavuz çizgileri işiniz tamamen bitti. Onların bu edit işlemini kilitlemek için işte buradaki lock guide seçeneğine tıklarsanız artık kılavuz çizgilerinin üzerine geldiğiniz zaman biraz önce beliren o yukarı aşağı ok şeklindeki ikon bakın bu sefer görüntüye gelmiyor. Dolayısıyla kılavuz çizgilerini artık yerlerini değiştirmek istesem de değiştiremiyorum. Hatta ilaveten yeni kılavuz çizgisi oluşturma şansım da şimdilik yok. Çünkü sağ taraftan kilitledim. İşte bu bize ne sağlayacak? Biraz önce seçemediğim bu arkada kalan bu objeyi artık seçebiliyorum. Tamam, devam edelim şimdi. Biraz daha yakından bakalım. Ve bu objemizi önce sol üst köşesine kılavuz çizgilerinin şu kısmına ayarladım. Kılavuz çizgileri eğer biraz daha dar olsaydı, mesela yapalım biraz, bir miktar yukarıya doğru çıkardım, tekrar kilitledim. Snap işlemi bizim objemizin sadece kırmızı köşenin olduğu yer için değil, diğer kenarlar için de çalışır. Mesela alt kenara yukarı doğru kaydırırsanız, tam şu ortadaki kutucuktan, guide yani close çizgisine yaklaşır yaklaşmaz burada da snap işlemi çalışıyor. Aynı işlemi bir tane sol taraftan yeni bir close çizgisi alalım. Sol taraftaki cetvelin içerisinde tıkladım. İçeriye bir tane daha şuraya koyalım. Yeni bir close çizgisi ekledim. Kılavuz çizgilerini tekrar kilitledim. Yakına geldim. Sığdırmak istiyorum bu mavi renkli objeyi. Genişlik olarak şu iki tane turuncu çizginin arasına tam sığdırmak istiyorum. Onun için en sağdaki kutucuğun içerisinden, yani en sağ kenarın tam ortasındaki kutucuğun üzerine geldiğim anda o çift yönlü ok resmi görüntüdeyken mouse'un sol butonuna tıklayıp kaydırırsam burada da snap işlemin çalıştığını görebiliriz. Şimdi bir örnek daha yapalım. Bu buradan devam ederek. Diyelim ki yan yana bu dikdörtgenden 3-4 tane yerleştirmek istiyorsunuz. Ama istiyorsunuz ki aralarındaki mesafe aynı olsun. Şunu demek istiyorum. Seçiliyken Ctrl-C'ye bastım, kopyaladım. Ctrl-V'ye bastım, bir tane bir kopya oluşturdum. Snap işlemi çalıştığı için benim bunu yatayda yerleştirmem çok kolay. Çünkü yaklaştırır yaklaştırmaz zaten krita snap işlemi sayesinde onu tam olarak yerleştiriyor. Ama bir de şey istiyoruz, bir boşluk olsun istiyoruz her iki dikdörtgen arasında. Boşluğu da bir şeyle temsil edelim. Şöyle şu kadar boşluk bulunmasını istiyoruz diyelim ve bunu yanaştıralım. Evet, bu boşluğu birazdan sileceğim ben. Çok hassas çalışmak için geçici olarak eklediğimiz bir obje bu. Şimdi ikisini beraber seçiyoruz mouse'un sol butonuyla. Her ikisi birden seçiliyken Ctrl-C, Ctrl-V yapıyorum. Kopyaladım, yapıştırdım ve tam üst üste yapıştırdığı için bir işlem gerçekleşmemiş gibi gözükse de aslında yapıştırma işlemi gerçekleşti ama şu anda üst üste olduğu için öyle gözüküyordu. Ben yeni kopyayı sürükleyerek sağ tarafa doğru kaydıracağım ve aradaki boşlukta kullanılmak üzere tam şuraya yanaştırmak istiyorum. Şu kırmızı noktacığı şu gösterdiğim dar dikdörtgenin sağ üst köşesine getirmek istiyorum. Tam şu şekilde ama snap olayı da çalışsın istiyorum. Onun için bir seçeneğimiz var. Shift S tuşuna basarsanız şu ortogonal demek. Onu seçiyorum. Ortogonalı seçerseniz snap işlemine şey de dahil olur. Daha önceden çizilmiş olan objeler de dahil olur. Onu göstereyim. Şimdi kaydırıyorum. Burada aslında çok belirgin bir şekilde görmem gerekiyordu snap işlemini. Şöyle yapalım. Shift S, Guides'ı geçici olarak devre dışı bırakalım. Çünkü tam göremedim farkı. Seçenek olarak sadece şey kalsın. Bu menüye çok sık başvuracağız. Siz de eğer böyle peş peşe denemeler yaparsanız iyi olur. Çünkü daima bu seçeneklerden bazen sadece bir tanesini, bazen bir iki tanesini beraber seçmemiz gerekiyor. Şu anda sadece ortogonal seçili. Bir de öyle deneyelim. Bakın şimdi çalıştı artık.
Eğer yanaştıracak olursam belli bir mesafeden fazla yaklaştırır yaklaştırmaz zaten krita tam olarak yerleştiriyor. Şimdi pardon. İşlemi biraz daha hızlı yapabiliriz. Önce düzeltelim görüntüyü. Evet, işlemi seri bir şekilde nasıl yapıyoruz onu göstereceğim şimdi. Ctrl C, Ctrl V yaptıktan hemen sonra bunu alır, sağ tarafa doğru götürür ve yaklaştıracak olursak biz yaklaştır yaklaştırmaz zaten snap işlemi gerçekleşiyor. Tekrar Ctrl V ile biraz öncekinden bir tane kopya aldım. Böylelikle hızlı bir şekilde nasıl yaptığımızı da görmüş olduk. Birkaç tane daha şöyle yapalım. Ctrl V ile yapıştırdım. Sonra yapacağımız işlem de şu. Biraz yakından bakıp şu aradaki dikdörtgenleri delete ile silebilirsiniz. Onlara çünkü artık ihtiyacımız kalmadı. Pardon, Ctrl Z aradakini siliyoruz. Şunu siliyoruz, sondakini de silelim. Böylelikle yatayda birbirleriyle olan uzaklıkları hepsi aynı olan objelerden yerleştirdik. Şimdi aynı işlemi hızlı bir şekilde aşağıda da yapalım. Pratik olsun. En sol en üstteki objeyi seçiyorum. Bu arada Shift Test tuşuna basıyorum. Biraz önce söylemiştim size sık sık girip çıkmam gerekecek diye. Ortogonali devre dışı bırakıyorum. Guides'ı sadece Guides'ı devreye sokuyorum. Ctrl C ile kopyalıyorum, yapıştırıyorum. Aşağı doğru kaydırıyorum. Şu şekilde getirdikten sonra bir aralık belirlememiz lazım. Diyelim şöyle bir aralık olsun. Her iki dikdörtgen arasında. Sonra bu ikisini beraber seçiyorum. Shift S. Bu sefer Guides ve Ortogonal ikisi beraber seçili olsun bu şekilde. Yani hem kılavuz çizgilerine hizalanmaya çalışsın hem de diğer objelerin kenarlarına hizalanmaya çalışsın. Ctrl C, Ctrl V dedikten sonra aşağı doğru kaydırırken biraz yakından bakalım. Snap işleminin olduğunu anlayabilmek için şöyle yaklaştırıyorum ama düşeyde bir snap işlemi görmüyorum. O halde şöyle yapalım. Shift S'ten Guides'ı kaldıralım. Sadece ortogonal olsun. Yani diğer objelerin kenarlarına hizalansın. Evet, şu anda çalışıyor. Çok küçük bir farkla hissediliyor. Siz de denemeler yaparken onu hissedeceksiniz. Mesela bakın şu anda ben snap işleminin çalıştığına %100 emin olabiliyorum. Çünkü belli bir mesafeden daha fazla yaklaştırır yaklaştırmaz. Krita kendisi işlemini yapıyor. Yine hızlı bir şekilde yapmak için Ctrl V ile olmadı. İki tanesini birden seçmem gerekiyordu. Öyle yapalım. İki tanesini birden seçelim. Ctrl C, Ctrl V dedikten sonra hızlı bir şekilde kaç tane istiyorsanız peş peşe aşağıya doğru oluşturma şansınız var. Bu arada bir tanesini unuttuk. Şöyle yapalım. Ctrl C, Ctrl V dedikten sonra bir tane yukarı kaydırdım. Sonra aradaki bölmeleri silebiliriz. Benim de elim Unity'den kalma bir alışkanlık. Shift tuşuna basılıyken mouse'un orta butonuyla hareket etmeye çalıştığımız zaman böyle döndürebiliyoruz. Evet, aradaki küçük dikdörtgenleri silelim. Şuradaki ne sildik? Şunu sildik. İkişer tane olmuş. Onları silelim. Evet. Böylelikle birbirlerinden eşit uzaklıkta sıralanmış dikdörtgenler şeklinde bir düzenleme yaptık. Bu hizalama ile ilgili Shift S menüsünde diğer seçenekler de onları başka derslerde özel örneklerle incelemek lazım. Not üzerine hizalama var. Extension bir çizginin uzantısı üzerinde hizalama. Intersection birbirini kesen çizgilerin tam kesişim noktasına hizalama. Bounding box bir objenin görünür bir objenin bir kutu şeklindeki dış kenarlarına hizalama. Image bounds bir resim dosyasının bir resim parçasının sınırları üzerinde. Image center'da bir image dosyasının tam image resminin tam merkezini hizalama için esas alan seçenekler. Ama burada daha ziyade en çok kullanılan şu üç tanesidir. Yani grid, guides ve ortogonal. Evet, daha sonraki Krita derslerimizde belli spesifik örnekler yaparken bu guide'la ilgili ve grid'le ilgili ve tabii snap işlemiyle ilgili
daha özel durumları tek tek inceleyeceğiz ama benim şimdiye kadar göstermeye çalıştığım bu kısımda temel olarak grid sistemi, kılavuz sistemi, guide sistemi nasıl çalışıyor onu incelemiş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşünceye kadar hoşça kalın.